Arkadaşlar iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım yemeklerinizi yemişsinizdir. Biz yedik yemeklerimizi. İşte ben çay içiyorum bir yandan. Bir yandan da kızım kitaplarını tanıtacağım. Kızım çok istedi. Anne benim kitaplarımı da tanıt dedi. Bugün ayrıyetten test kitapları da aldık. Bursa'da BKM var. Bursa Kitapçılar Çarşısı diye. Onun en alt katında parantez mağazası var. Parantez kitabevi var. Oradan kızım 7. sınıfa geçti. Onun test kitaplarını da aldık. Şimdi sırayla bunlara bakacağız arkadaşlar. Çünkü okullar açılacak biliyorsunuz. İnşallah Eylül'ün kaçı bilemiyorum, emin değilim. Şimdiden çalışmaya başlayacağız inşallah arkadaşlar. Evde tabii dışarı fazla çıkamadığımız için canımız sıkılıyor. Şimdi ilk önce ben kızımın kitaplarından başlayayım. Kızım 5 ve 6. sınıfta öğretmenimiz kitapları çok sevdiği için çok kitap okutuyordu. 5. sınıfta 1. dönemde, 6. sınıfta 1. dönemde set olmak üzere bir sürü kitaplar verdi. Bunların hepsi birbirinden harika arkadaşlar. O kadar güzel ki. Hele şu Sadako'yu tavsiye ederim. Eleanor Cor. Çok çok yani süper bir kitap. Ben okudum, kızım okudu. Herkese tavsiye ettim. Bir okuyan ağladı, inanır mısınız? O kadar güzel bir kitap. İçeriği nasıl? Bir aile var. 2-3 çocuk ve karı kocadan oluşan bir aile var. Ortanca kızları hasta. Lösemi hastası. Sonra öğreniyor hasta olduğunu. Ve onunla ilgili serüvenler. Ama çok çok güzel bir kitap. Bin Turna Kuşu yapıyor. Japonya'da bin turna kuşunun bir özelliği varmış. İşte odasına asılınca şans getiriyormuş falan. Bin turna kuşu topladılar, yaptılar. Yani çok çok güzel bir kitap, Sadako. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar çocuklarınıza. Şimdi şu kitabı okuyor kızım, Süper Gazeteciler. Bu da çok çok güzel. Bu seri halinde. Süper Gazeteciler. Evet, bu seri halinde arkadaşlar. Süper Gazeteciler. 1, 2, 3 ve 4. Çok çok güzel bir 6. sınıf yani 12-13 yaşındaki çocuğa uygun bir kitap. 11, 12, 13. Biz çok okuduğumuz için kitabı ben de seviyorum. Eşim de çok seviyor kitap okumasını. Kızım da çok seviyor. Bu da çok çok güzel. Haritada Kaybolmak. Vladimir Tumanov'un. İçeriği çok güzel bu kitapların. Yani çocuklara hiçbir sakıncası olmayan, çok düşündüren. Bunu 5. sınıfta vermişti öğretmenimiz. Şu Charlie'nin Çikolata Fabrikası da çok çok güzel. Roald değilmiş. Bunun şeyi içeriye küçüklüğünde çikolata nasıldı? Dur bir dakika. Çocukluğunda çikolatayı alamayan bir fakir bir ailenin bir çocuğu var. Büyüyünce çikolata fabrikası oluyor. Büyüklüğünü anlatıyor. Çikolata fabrikasını çocuklara gezdiriyor. Yani kafalarında yarattıkları şekilde düşünceleriyle beraber fabrikada değişik şeyler geliyor çocukların başlarına. Sonunda bir tek çocuk kalıyor. Yarışmayı da o kazanıyor. Altın bilet buluyorlar. Bu da yani çok bu. Şu daha güzel ama. Şunu daha çok tavsiye ederim Sadako'yu. Bu da güzel gerçi ama. 35 kilo tembel teneke. Bunu kaçıncı sınıfta vermişti öğretmenimiz? Bilemedim. 5 mi 6 mı neydi? Lev Tolstoy'un Erik Çekirdeği. Çocuklar artık kitap okumuyor arkadaşlar. Bu tabletler, telefonlar, YouTube'lar çıkalı. Çocuklar artık hiç kitap okumuyor. Ama biz mecburen belli bir saatte kitap okutuyoruz. Zaten 2 yıldır çocuklar evde. Tablete bağımlı oldular.
kitap okuyunca kızım da haliyle biz de görüyor. O da alınıyor kitap, alıyor elini okuyor. Hatta daha çok cazip hale getirmek için hadi kızım diyoruz. Al sen de oku, ben de okuyayım. O bize okuyor, biz onu okuyoruz canlı olarak. Bu da çok güzel. Küçük Prens, Vanilya Kokulu Mektuplar, Sevim Akın, Bu Yerli. Bunun adı Findel, Andrew Clements, 35 Kilo Tembel Teneke. Bunların hepsi ortaokulda verilmişti bu kitapların. Haritada Kaybolmak, İki Sahne, Haritada Kaybolmak ve Kraliçeyi Kurtarmak. Yazarları aynı, Vladimir Tumanov. Bu da Arkadaşım Atatürk, Sevgi Tanrısı verilmiş. Bu da aynı, Kahramanım Atatürk. Hayalinde Atatürk'ü canlandırıyor. Onunla beraber olduğunu görüyor. Bunlar da arkadaşlar ilkokuldaki kitaplarıydı. Bunlar da çok güzel. Şeftali kokulu masallar. Cazibeli hale getirmek için koku, resim. Sahiden de şeftali kokuyor. Mis gibi. Bunları da çoktan okudu zaten. Bunlar eski kitapları. Vanilya kokulu masallar. Bunlar, tabii bunlar çocuk kitapları. Resim çok içinde. Çocuklar bıkmasın diye. Nar kokulu masallar, kara dut kokulu masallar. Daha bir sürü kitabımız var ama hepsini getirmedik. Şimdi 7. sınıf test kitaplarına bakalım. Bu da Ömer Seyfettin'in Kaşağı. Bunu okumuştum, çok güzeldi. 7. sınıf Türkçe denemeleri. Türkçe 7. sınıf fen bilimleri. Yeşil nesil sorular, yeni nesil sorularla güçlendiren matematik denemeleri, yazarı Emre Eşme, Erkut Güleç, İlhami Bahsi'ymiş. Bunlar da kazanım takip deneme kitapları arkadaşlar. 7. sınıf İngilizce, sosyal bilgiler konu anlatımı. Kızım biraz baktık da anne zor diyor 7. sınıf. Matematik, Türkçe konu anlatımı, fen bilimleri konu anlatımı. Bir matematiğin içine bakalım ne konuları varmış. Konular herhalde yine 6. sınıfın devamı. Birey ve toplum yine aynı şekilde iletişim hak, özgürlük hakları, sosyal bilgiler konuları, insanlar, yerler, çevreler, göç hareketleri, tarih boyunca toprak. Zaten 6. sınıfta da hep haritalar, bölgeler, depremler, 6. sınıf konuları. Biz son ana kadar çok çalıştık arkadaşlar. Her gün canlı derse katıldık. En son gün katıldığımızda canlı derse bir öğretmen, bir biz vardık. En son ana kadar hep katıldık derslere. Türkçe yine aynı 6. sınıfın devamı gibi.
anlam, söz sanatları, zaman, yazım kuralları, fiiller, sıfatlar, noktalama işaretleri, yazı türleri, yazım kuralları, soru işareti, virgül, nokta, iki nokta, ünlem, fiil, fiilde yapı, basit, türemiş, birleşik. Yine aynı yani 6. sınıfın devamı gibi. 6. sınıfta gördükleri. Türkçe zor değilmiş. Bizim Türkçemiz zaten sözelimiz bizim bayağı iyi arkadaşlar. Türkçeyi çok seviyoruz. Fenden yine güneş sistemi. Uzay yine. Geçen sene de aynı konular vardı. Dünya. Gezegenler, güneş sistemi, hücreler, bölünmeler, mitoz bölümü, amip, mitoz, tek hücreli değil, hücreler, bölünmeler yine. Ben de unuttum arkadaşlar konuları. Mitoz birkaç bölünme şekli vardı ama unuttum. Birisi mitoz. Mayoz. Feni matematiği çok seviyorum. Yine kuvvetler, kütle, ağırlık işaretleri. Maddeler, karışımlar, bakalım bu sene açılacak mı okullar, biraz zor gibi gözüküyor ama. Hayırlısı olsun bakalım. Matematiğin konusu neymiş bakalım. Tam sayılar, çarpma, bölme, çıkarma, toplama, çarpma, çıkarma, bölme, dört işlem var yine. Çarpma, bölme işlemleri, tam sayıların kuvvetleri, ikili, üçlü, dörtlü kuvvetleri, büyük, küçük işaretleri, rasyonel sayılar. Yani kolay, matematik de kolay. Kesirli sayılar. 2 bölü 3 çarpı parantez eksi 3 bölü 4 kapa eksi 3 bölü 4 çarpı a. A artı b aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar da kolay. Cebirsel ifadeler, sayı örüntüler. Örüntüler çok kolay. Zaten kızımla beraber ben de yapıyorum. Ben de öğreniyorum. Sabah başındayım devamlı derslerde. Bazen uyuyor, onun yerine ben bakıyorum, yazıyorum. Oran ve orantılar yine. Doğru orantı. Cebirsel ifadeler, çokgenler, düzgün çokgenler, kareler, daireler, yamuk, çokgen, eşkenar dörtgen, yamuğun alanı, dikdörtgenin alanı, karenin alanı. Hepsi aynı şeyler yine dersler.
İnşallah bütün çocuklar başarılı olur yine. Hayırlısıyla okullar açılsın da. Bu kadar arkadaşlar. Yeni kitaplar da alacağız yine. İnşallah onları da tanıtırım. Beni dinleyip pardon arkadaşlar, beni dinleyip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni mutlu edersiniz. Sizi çok sıkmıyorumdur umarım. Hayırlı geceler olsun. Hoşça kalın.